Herkese merhabalar. Ben oğlumu kreşten aldım, geldim. Kutay'ı aldıktan sonra eve gelmeden önce markete girdik. Kırmızı mercimeğim bitmiş. Kırmızı mercimek aldım. Görünce birkaç bir şey daha aldım. Onları da gösteririm size. Kutay'ı almaya gitmeden önce de birazcık yemek vardı evde. Bir de zaten ıspanak yapacaktım. Dedim Tuba çorba da yapacaksın, onu da yapacaksın. Dünden kalan yemeği zaten çok az. Sen bunu biraz ısıt. İki tabağa bölüştürdüm. Sokaktaki canlar için indirdim, koydum. Ondan sonra kutuya aldım. Bu arada yemeğini soğukta verenler var ama yedikleri biraz olsun ılık olsun istiyorum. Netten de çok önceden tabii bakmıştım. Ama tabii ki kedi köpek sahiplenip onu tecrübe etmek daha farklıdır elbette ki. O yüzden sizin tecrübelerinizden faydalanmak isterim yani. Bana yazarsanız sevinirim bu konuda. Şimdi şöyle şoktan da aldıklarımı göstereyim. Şu havlu kağıttan aldım. Dev havlu kağıt. Gerçekten dev. Milo markasının. Bir tane bundan aldım. Kutayla beraber o büyüğünü taşıyamazdım. Böyle bir tane alayım dedim. Bu da zaten epeyce gider. Erişte. Erişteyi de biz normalde ya annem memleketten gelirken getiriyor ya da gönderenler oluyor. Ya da annemlerin orada bir yufkacı var. Böyle siz önceden sipariş ediyorsunuz. Eriştenizi kare şeklinde hamurdu, üçgen şeklinde hamurdu, mantıydı. Hani bunları yapıyor böyle organik. Orada yaptırıyoruz ama daha gidip erişteyi kestiremedim aklımda. En kısa zamanda gideceğim ama canım erişte de istedi bilmiyorum. Ben böyle hazır erişte kullanmıyorum. İlk defa deneyeceğim bakalım, inşallah güzel çıkar. Canım istedi, alayım dedim. Kağıt helva çok uzun zamandır yemiyorum. Ondan alayım dedim. Şöyle iki tane aldım. Bir de kırmızı mercimek. Şöyle başka da bir şey almadım. Bu kadar. Şimdi akşam yemeğine de ne yapacağım? Ispanak yapacağım. Pirinçli yemeğini yapacağım. Ben biraz bol pirinçli yapıyorum. Çocuklar öyle seviyorlar diye. Kırmızı mercimek çorbası yapacağım. Bir de erişte yapacağım. Salata yapar mıyım? Turşu mu koyarım? Ona tam karar veremedim ama artık göreceğiz. O zaman sizinle beraber bir akşam yemeğimizi hazırlayalım. Eriştemi haşladım. Bu arada dalgınlığıma geldi. Normalde ben pilav gibi suyunu çektirerek yaparım. Hani hiç süzme işlemi falan yapmam. Suyu da içinde kalır. Dalgınlığıma geldi işte. Normal makarna gibi haşlayıverdim. Bir gün sizle öyle yaparken çekerim. Bir de cevizli çok güzel oluyor. O cevizli erişteyi yapalım sizle beraber. Biraz sıvı yağ ve tereyağı koydum tencereme. Ve tabii biraz tuz da ekledim. Bunu da karıştırayım. Yemeklerim tamamdır. Derin Emrah geldi. Biraz dinlensin. Tabaklara da koyacağım. Bu arada erişteyi böyle üzerine peynir koyup yiyesim var. Canım öyle istiyor. Şöyle yemeklerimizi koyduk. Onlar yemeğe oturdular bile. Makarnayı fazla koydum. Emrah ben de peynirli yiyeceğim dedi. O zaman dedim bir tabaktan yiyelim. Ispanak yemeğim burada. Ben çorba içmeyeceğim. O yüzden kendime çorba almadım. Onu da göstereyim ama. Şuradan patates yoktu. Patatessiz yaptım. Havuç, soğan, sarımsak. Zaten gördünüz az çok videonun başında. O zaman şimdi bize afiyet olsun. Biz yemeğimizi yedik. Ondan sonra kızımı yıkadım. Emrah da dedi ki sen saçını kuruturken dedi. Ben de Kutay'ı yıkayayım. Şimdi saçını kurutacağım. Derin yıkarken de böyle bir hararet bastı. Hırkamı çıkardım. Sonra meyve doğrayacağım. Jenga oynayacağız ailecek. Derin bugün ödevini de erken bitirdi. Ben zaten yemeği falan hazırlarken çok az anne hemen başlayayım bitiririm dedi. O yüzden ödevini hemen başladı, bitirdi.
Yani ödevi yok, o yüzden şimdi keyif zamanı. Bu arada çay suyu da koydum. Emrah da çay suyu koysan dedi. Sonra şey yaparız, böyle çayın yanına atıştırmalık bir şeyler falan. Sağlıksız bir öğün yapacağız ondan sonra, yani anlayacağınız. Böyle yani, neyse şimdi hemen kızımın saçlarını kurutmaya başlayayım. Arkadaşlar çayımız oldu. Şimdi çayın yanına dedim ya sağlıklı bir şeyler hazırlayacağız diye. Şunları çıkardım. Bir tane kağıt elma çıkardım. Çok karışık kuru yemiş. Bunu da salı günü izlediğiniz videoda göstermiştim. Üçlüydü. Bunu da Bim'den almıştım. Bir tane aldık hatta. Bunu da dün değil ondan önceki gün bir kısmını yedik. Dün akşam Emrah bir tane daha var alır mısın dedim. O kadar lezzetli ki bu. Milka Lu'yu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Milka çikolata hani... İçinde bisküviler var. Yani resmen onunla yarışır yani. O kadar lezzetli. Pufrik vardı. Bunlar da ne zaman alındı hatırlamıyorum bile. Bunu koyacağım. Ve çekirdeğimiz var. Evet, dediğim gibi sağlıksız bir menü ama ne yapalım, bu akşam da böyle olsun. Canımız istedi. Çocuklara şey yaptım. Ihlamur demledim şöyle. İçine de birazcık bal koydum. Biraz da limon sıktım. Onlar ıhlamur içecekler. Biz normal çay içeceğiz. Aa, bu arada şeyi de çıkaracaktım. Unuttum. Bunu da açmadık. Lupo. Karamelli. Emrah istedi bunu da. Evet, şimdi tepsimizi hazırlayayım. Arkadaşlar şöyle sağlıksız tepsimizi de hazırladık. Çocukların ıhlamurlar burada. İkisinde de limon ve bal var. Canım kocam da çayımızı doldurmuş şöyle. Anne sen video çekiyorsun. Evet, ben video çekiyorum anne, anneciğim. Dur çektirse. Bir daha çalıştır hadi anneciğim. Ben ne yaptın öyle? Makas Aliler diye bir film vardı. Anne ben de hatırlıyorum. Tamam ama çok riskli. Bunu güzelce düzelt. Yavaşça yürüyerek yerine götür. Böyle anne, gitme bak, tamam mı? Makas Aliler de babaannelim. Babanın ellerini yaptı. Sen mi yaptın? Çok istiyor abim. Olmuyor deyip duruyor. Çünkü ben yapamıyorum. Babam yapıyor. Tamam, sen yapamadın için istedin ama onu düzelt, öyle git. Hadi koşmadan yavaş yavaş. Dışarı böyle. Böyle ellerini aşağı indir. Evet. Heh. Hadi böyle tut. Heh. Bunları da anneciğim. Allah korusun. Heh. Hadi bakalım. Aferin benim akıllı oğluma. Hadi içeri gidelim. Anneciğim şunu alır mısın? Boş gitmeyi ver. Annelerimiz de böyle diye oraya uğramışken şunu da aldı. Ay. Evet. Ben de birinin ıhlamuru aldım. Emrah da tepsiyi getiriyor. Evet. Keyif yapacağız şimdi.
Abur cuburumuzu da yedik. Şimdi çocuklar dişlerini fırçalayacak. Bu arada aklıma şey geldi. İnternette falan gördüm. Ispanak şu ara almamaya dikkat edecekmişiz. Çünkü içinde zehirli bir ot mu ne varmış ıspanağın şeklinde falan. Ve zehirliyormuş insanları. O yüzden bir süre ıspanak almayın diyorlar. Artık bir süre ben de almayı düşünmüyorum. Bakalım. Neren acıyor bir tanem? Sırtın mı? Acaba kaşındı mı? Dur kaşıyım sırtın anneciğim. Dur sırtın. Anne, ben o yüzden yapayım. Hani sizler de dikkat edin. Neyse şimdi çocuklar dişlerini fırçalasınlar. Ondan sonra derinle beraber bir karar aldık. Her akşam yarım saat 45 dakika kadar kitap okuyacağız yatmadan. Gerçi derin her türlü okuyordu. Ama artık ben de ona eşlik etmek istiyorum. Biz böyle kitap okudukça Kutay zaten hevesli o da yapıyor bizden gördüğünü. Hep söylerim çocuklara söylediğiniz değil yaptığınız daha çok etki ediyor. Daha çok yapıyorlar gördüklerini yani. Burada bir tasım var. Burada bir ördek var. Kötü koki. Bu da kötü koki değil. Anne. Bu da uyandı. Yaşıyormuş diyor bu. Evet. Yaşıyormuş anlamına geliyor mu? Bu da. Yanlış mı yazmışlar diye düşündüm. Belki de. Bakabilir miyim? Balıkçı çoğu günler yemek için bir iki balık tutabiliyor ama bazı günlerde aç yatıyormuş. Yaşıyormuş. Ha, aç yatıyormuş. Yani balık tuttuğu zamanlar yiyormuş ama tutamadığı zamanlar evet aç yatıyormuş anlamında. Anne. Efendim anneciğim. Kitap okuyoruz değil mi? Evet anneciğim. Keyif alıyor musun? Ben alıyorum. Bak keyif alıyorum. Tamam anneciğim. Sana da keyif aldım. Evet. Gerçi kukri. Bak keyif aldım. Keyif aldım. Keyif aldım tamam. Çok mutluyum. Anne kukri okur musun? Bunu mu okuyayım sana? Ama kukri okur. Tamam okurum tabi. Ben de dinleyebilir miyim? Tabii ki dinleyebilirsin. Hadi okuyorum o zaman. Evet okuyayım. Köstebek kuki. Tarla faresi sivri burnunu havaya dikip olanca gücüyle derin bir soluk aldı. Oh mis gibi bahar kokuyor dedi arkadaşı köstebek kukiye. Baksana çiçekler açmış, taze çimenler çıkmış, güneş pırıl pırıl parlıyor. Ne güzel bir gün. Evet. Köstebek kuki suratını ekşitip önüne çıkan bir dal parçasına tekmeyi bastı. Öf dedi. Neresi güzel, berbat, sıkıcı bir gün. Evlenmek için bir şeyler yapmak lazım. Evet, ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Şimdi de okuyacağız bakalım. Birlikte oyun oynayalım diye önerdi tarla faresi. Evet. İyi fikir mi? İyi fikir, evet. Yarın benim doğum günümde çok güzel olmak istiyorum. Bütün arkadaşlarım gelecek. Siz de gelsenize. He, şık geliyor. İyi ki doğdun yapacaklar. Evet. He, evet. Sıçrayan çamurlarla güzelim elbisesi. Ben yapacağım. Sen mi okuyacaksın? Hadi oku dinleyeceğim ben anneciğim seni. Burada okuma var. Burada evet. Bir sen olacaksın. Evet. Kız. Evet ben kız olacağım. Ben de kız olacağım. Sen rakipsin bu kız. Tamam öyle olalım. Madem hikaye burada böyle. Yanlış yaptım. Burada bir diğersin sen olacaksın ama. Bu da diğerse sen taş olacaksın kız. Tamam. Taş olacağım benim. Arkadaşlar çocukları yatırdım. Güzel bir kitap okuma seansı yaptık. Ama derin bir 15-20 dakika kadar daha o kitap okumak istedi. Çünkü hani Kutay konuştuğu için falan böyle kendini kitabına tam veremedi. Benim gibi sakin yerde kitap okumayı seviyor. O yüzden biraz daha okuyayım anne ben dedi. O yüzden kitap okuma saatimizi ben biraz daha geriye alacağım ki derinin uyku saati ileriye atmasın diye. Çünkü hani hep beraber okuruz. Bir de derin kendi başına dokumak istediği için hani o saati ayarlamam gerekiyor. Derine de söyledim. İstersen anneciğim biz kardeşinin ayrı bir yerde okuyalım. Sen ayrı bir yerde. Yok anne dedi. Hep beraber dokumayı seviyorum ben. Tamam o zaman dedim. O şekilde bir ayarlama yapacağım. Geriye alacağım yani okuma saatimizi. Bu benim için de gerçekten iyi olacak. Çünkü derine her akşam baktığımda çocuğumun elinde yatmadan yatağında bir kitabı var. Kitabını okur. Yani onu öyle gördükçe böyle gelip geçerken falan o kadar çok utanıyordum ki size anlatamam.
Size de söyledim ya, böyle bir dizi film izlemeye kendimi kaptırdım. Gerçi artık Netflix olalı net olalı genelde çoğu insan böyle izledikçe izliyorsunuz, izledikçe izliyorsunuz. Hani reklamı yok, bir şey yok, peş peşe izliyorsunuz. Öbürü bitiyor, ötekine başlıyorsunuz. Bir de çok uzun olmadıkları için diziler, sezon finalleri falan izlettiriyor kendini maalesef. O yüzden kitap okumayı geri plana atmıştım bayağı. Ama böylelikle hem çocuklarıma kaliteli bir vakit geçirmiş olacağım hem de kitap okumuş olacağım. Emrah'a da söyledim sen de bizimle oku diye ama Emrah maalesef hiç ama hiç kitap okumayı sevmiyor. Ben de diyorum acaba hani tam böyle istediği tarzda bir kitap bulamadı. Acaba o yüzden mi diyorum Emrah, diyorum hani birkaç kitap alsak, suçtur, polisiyedir gibi bu tarz kitaplar alsak diye, belki ilgisini çeker. O da bize dahil olmak istiyor. Hani çok iyi olur aslında. Çocuklar bizden ne görürse onu yaparlar. Beraber okuyalım falan diyor. O yüzden bir kitap alışverişi de yapmamız gerekiyor. Derin'in okuyacak kitabı neredeyse bitmek üzere. Dediğim gibi her akşam kitap okuduğu için seviyor çünkü kitap okumayı, özellikle yatmadan önce. Ben de öyleydim bu arada. En çok akşamları okurdum böyle yatmadan. Hem iyi gelirdi sakince hem de uykumu da getirirdi bir süre sonra. O yüzden severdim yani. Nerede kalmıştık? Kardeşim aradı da onunla konuştuk. Emrah telefonu getirdi. Telefon içerideydi. Almamıştım kitap okurken. Dikkatimiz dağılmasın diye. Ne diyordum? Sanırım ben de gece yatmadan önce kitap okumayı seviyorum diyordum diye hatırlıyorum. Neyse artık. Videoyu sonlandırayım ben arkadaşlar. Burada da birazcık kitap okuyacağım. Emrah da kendine film açmıştı. Onu izliyordu biz kitap okurken. Film hala bitmemiş. Ben de sakince burada kitap okumama devam edeceğim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bizim herhangi bir akşamımızın rutini oldu bu video. İnşallah sıkılmadan izlemişsinizdir. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.